Bir Anı Bir Hikaye Temeşvarlı Osman Ağa, Bir Osmanlı Askerinin Sıra Dışı Esaret Anıları 1688-1700'de Yıllar Arası Avusturya, Osmanlı Muharebeleri, Yanık ve Komran Kalelerini almak emriyle, istirdat etmek emriyle Serdar tayin edilen Merzifonlu Mustafa Paşa, Kara Mustafa Paşa'nın yanındaki Ketüdasının aman efendim siz ki şanı yüce bir Osmanlı vezirisiniz, serdarısınız. Yanık ve Komran kaleleri küçük kalelerdir. Sizin şanınıza buralara tedbir almanız yakışmaz. Onlar kendiliğinden düşecekler. Siz Beç gibi yani Viyana gibi meşhur bir başkenti, baş şehri alın ki şanınız yürüsün size bu yakışır efendim diyerek adamın koltuğunun altına yani affedersiniz bir şeytan girer gibi girmek suretiyle onu Viyana tarafına dönmeye ikna etti. Osmanlı divanın emri bu kış Yanık ve Komran kalelerini alıp o bölgede kalmaktı. Divanın emrine muhalif hareket eden her Osmanlı komutanının başına gelen hezimet Merzifonlu Mustafa Paşa'nın da başına gelmiştir. Altı sene hep bu olmuştur. Onun için de Barbaros Hayrettin Paşa Fransızlara yardıma Nise giderken aman efendim Roma'nın çok yakınına geldik. 16 kilometre kaldı aramızda. Şu Vatikan fesadını kaldıralım diyen yakınlarına divanın emri yoktur. Biz burada adam öldürürsek katil sayılırız demiş ve divan emrinin dışına çıkmamış başarıyla gidip başarıyla gelmiştir. Evet maalesef Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da 1683 yıllarında Viyana kuşatması ile beraber oradan bir netice alamadı. Bir yenilgi olmadı ama bir dağılma oldu. Hem Avusturya dağıldı hem Osmanlı kuvvetleri dağılınca 5 sene içerisinde Avusturya kendini toplayıp Osmanlı'dan toprak kazanmaya maalesef başladı ve Temeşvar'a e kadar geldi. Lipova Kalesi'ni ve halkını esir aldığı gibi o insanlara hem ahlaki hem insani nice zulümler binlerce insana, yüz binlerce insana reva gördüler. İşte Osman Ağa, o esirlerden biridir. 14 sene esaret sürümü çekti. Adalet yok, hak hukuk yok, ahlak yok, yok oğlu yok esirler geceleri sırt üstü kötüklere bağlanıp yüzü yukarıya gelecek şekilde bağlanıp öyle sabahlıyorlar aman kaçmasınlar diye. Bir hayvanı bağlamıyorsun bir kuduz köpeği böyle bağlamıyorsun. Evet şimdi Osman'a Bergat Paşası'ndan getirdiği mektupla Temeşvar'a geldi eski görevine kavuştu. E, Temeşvar Kale Komutanı dedi ki evladım seni yanımda bulundurmak istemiyorum. Hemen ben istemem ben kendi görüme döneyim dedi. Kendi görevine döndü ama bu arada da Temeşvar civarından arazisinden geçen Avusturya Osmanlı hududunun tespit çalışmaları başladı. Bunun için gelen bir merkezden gelen tercüman, onların dilini bilen tercüman, taun hastalığından vefat edince bu tercümanlık Osman kaldı. Çünkü Avusturya dilini ...çok iyi biliyordu, hem yazmayı biliyordu... ...hem konuşmayı biliyordu. Yani edebiyatını da az çok kavramış idi. Sekiz ay kadar sınırların... ...tespiti çalışmalarında bulundum. O günlerde iki devlet tarafına... ...giden elçiler... ...geri gelip sınır başında yenilerde değişmişti. Bu arada devleti Aliye elçisi olan... ...İbrahim Paşa Hazretleri... ...Bergat'a geldiğinde... Temeşvar beyliğine verildi. İbrahim Paşa bu görevde kaldığı sürede bana hep iyi gözle baktı, yardım etti ve benden iyiliklerini esirgemedi. Onun zamanı evlendim. Akrabalarımdan yaşlı bir halam vardı. Onun yardımıyla Temeşvar Alay Bey İbrahim Bey'in kız kardeşinin kızını istedim. Düğünümü yaptıktan sonra İbrahim Paşa Hazretleri bize olan yüksek keremlerinden Pancova nahiyesinde boşalan büyük uzdin tımarını bir akçe harç masrafı olmadan bana ihsan buyurdu. Ayrıca bir iyice zahmet boşalınca onu da sana verem diye söz verdi. Kendisinin çok iyiliklerini gördüm. Az sonra padişah Rumeli Beylerbeyine tayin etti onu. Yerine de Bostancı başlıktan çıkan Koca Hüseyin Paşa verildi. Koca Hüseyin Paşa üç tuğlu vezir olarak gelip temeş muhafızı oldu. Yani sözün kısası 17 sene burada hizmet ettim esaretten sonra. Bu zaman zarfında çoğu üçer tuğlu 11 paşaya tercümanlık yaptım. Elhamdülillah hakkın lütfuyla bunca mektuplar yazdım. Çeşitli görevleri yerine getirdim. Dört bir yanımızdaki Erdel, Arad, Zegedin, Varadin generallerine birçok defa önemli görevlerle gönderildim. Esir olduğu paşaların konaklarına gönderiliyor efendim. Bu sefer Osmanlı tercümanı olarak gönderiliyor. Rütbeli bir subayı olarak gönderiliyor. Bütün bu işleri yaparken ebrinde olduğum paşaların hiçbirisinden bir defa bile ne bir kötü söz ne de bir küfür ne de ekşi yüz görmedim. Aksine her birinden çeşit çeşit insanlar kazandım. Vilayetimiz çevresindeki Avusturya vilayet ve kalelerinin generalleriyle çok iyi ilişkilerim oldu. Özellikle bana karşı çok iyilerdi. Her birinden çeşitli hediyeler verilirdi. Genellikle komşu generaller önemli bir iş olduğu zaman bir mektup paşaya yazarlarsa bir tane de bana gönderiyorlardı. Hep bu generallerin emrinde eser oldu efendim zulümlerini gördü bunların. Allahü Teala neler gösteriyor insana. Çoğu kez de doğrudan bana yazarlardı. Ben gelen mektupları bazen önce tercüme edip paşalara götürdüm. Bazen de hemen açıp doğrudan yanlarında tercüme ederdim. Sonra onların istedikleri üzere cevaplarını yazardım. Böylece yaptığımız makbule geçip işler çarçabuk bitebilirdi. Bizzat Paşa Hazretlerine gelen mektupları önce ona gösterir, sonra açardım. Paşa gereğine göre cevap yaz buyururdu. Ben de cevabımı yazardım. Cevapları bir kağıda yazdıktan sonra Elkabu Paşa'nın huzurunda okurdum lakapları. Yazacak mektubun metnine göre Türkçe yazardım. Paşa bu metni beğenip pek güzel olmuş dedikten sonra ben tekrar Avusturya lisanına tercüme ederdim. Mektupların muhteviyatı Avusturya lisanıyla olsa bile paşaların imzasını daima Türkçe yazardık. En sonunda da paşanın büyük mührüyle mühürlerdik. Dış kapağın üzerine de ben kendi mührüm ile mühürlerdim. Yani kapattığı yeri de o mühürle mühürlerdim diyor. Efendim 78. bölümü de burada noktalıyoruz. İnşallah 79. bölümde buluşmak üzere. Bir anı bir hikaye.